İyi akşamlar. İngilizce metin okumaya devam ediyoruz. Bu haftada İngilizce akademik bir metni okuyup kelime ve gramer tahlilleri yapmaya çalışacağız. Bildiğiniz üzere metin okurken bir yandan da İngilizce kelime dağarcığına ve gramerine dair faydalı bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz. Bu haftada bu adetimizi sürdürmeye çalışacağız. Geçen hafta hafızanın önemine dair, ezberin önemine dair bir metin okumuştuk. Metni yarısına kadar okumuştuk. Bu hafta o yarıya kadar okuduğumuz metni tamamlamaya çalışacağız. Evet, başlayalım. As you might expect, bekleyeceğiniz gibi diyor ama metnin akışından şunu anlayacağız. Beklendiği üzere, tahmin edilebileceği gibi serbest çeviriler yapabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Hedef dile yani Türkçe'ye. Serbest çeviriler yapabiliriz. As you might expect, beklendiği üzere. Learners, öğrenenler, öğrenciler. O öğrenciler ki, bakın who bunu niteleyecek ve ardından o öğrencilerin ne olduğunu açıklayacak. Öğrenciler who, o öğrenciler ki use the platform. Platformu kullanan o öğrenciler. Bakın buradaki who bu iki yapıyı birbirine bağladı. Use the platformu Learners'a bağladı. Arada bir nevi bir sıfat bağlacı görevi gördü. Zaten sıfat cümlecik kurdu ve o cümleciyi aldı, öğrenciye bağladı. Bakın ikisi arasındaki bağı kurdu. Tamam. Öğrenciler, o öğrenciler ki bu platformu kullanan, yani bu platformu kullanan öğrenciler are'dır. Bir şeydir. Ne olduğunu sonra göreceğiz. Burada da yine Türkçe ve İngilizce arasındaki yapısal farkı görüyoruz. Bizim dilimizde, Türkçe'de böyle bir hüküm cümlesi, böyle bir yargıya varılan cümlede bu dır direkt sona gelir. Öğrenciler başarılıdır. Öğrenciler gayretlidir. Öğrenciler çalışkandır. İngilizce'de öyle değil. Öğrenciler dırdır. Ne olduğunu sonra söyleyecek. Öğrenciler daha iyidir. Learners who use the platform are better. Bu platformu kullanan öğrenciler daha iyidir. Şu anda tam bir cümle olsa da gramer olarak doğru bir cümle olsa da meramımızı tam anlatamadık. Yarım kaldı. O yüzden cümle devam etmeli. Daha iyidir. Neyde daha iyidir? Able to recall. Hatırlamada. Recall call kelimesini biliyoruz. Aramak, çağırmak, çağrı bırakmak. Recall da re eki tekrar anlamını katıyor. Bu da bol karşımıza çıkan bir ek muhakkak görmüşüzdür. Recall tekrar hatırlama. Yani anımsama. Hatırlama, anımsama. Bu öğrenciler, platformu kullanan öğrenciler are better able to recall. Daha iyi hatırlayabilirler. Neyi? The information. Bilgileri. O bilgiler ki they have been exposed to, maruz kaldılar. Burada da bakın şurada cümleden atılmış bir which olması lazım. Bunu cümleden atmış yazar. Bu İngilizce'de yaygın kullanılan bir yapıdır. Which, that yer yer cümleden atılabilir. Bilhassa nesne olduğunda burada da öyle. Neyi hatırlar? Bilgileri. Bilhassa nesne olduğu konumlarda which cümleden atılabilir. Burada da which'i cümleden kaldırmış. Biz bağlamdan anlamamız gerekiyor ne olduğunu. Tamam, cümlemiz bitti. Baştan alalım ve hızlı bir çeviri yapalım. As you might expect, beklediğiniz üzere. Bu platformu kullanan öğrenciler, şurayı çevirdik. Bu platformu kullanan öğrenciler maruz kaldıkları bilgileri hatırlamakta daha iyidirler. At the University of Hawaii, Hawaii Üniversitesi'nde, at Manoa, Manoa şehrindeki Hawaii Üniversitesi'nde, a study of 98 students. Bakın bu da güzel bir yapı. A study of, yani 98 öğrenci üzerinde yapılan bir araştırma. A study of, o araştırma ki 98 öğrenci üzerinde yapılmıştır. 98 öğrenci üzerinde yapılan Hawaii Üniversitesi'ndeki o araştırma. Şimdi burada da bir sıfat fiil yapısı gelmiş. Participle yapısı ve öğrencileri niteleyecek. Öğrencilerin ne olduğunu söyleyecek. O 98 öğrenci ki taking an economic
Economics course, iktisat dersi alan 98 öğrenci Schoft göstermişlerdir. Ne göstermişlerdir? That, şunu göstermişlerdir. Those, o kimseler. Who, bu o kimseleri niteleyecek. Ve yine aynısını yapacak. Buradaki cümleyi alacak, those'a bağlayacak. Those, o kimseler ki, use Serego. Serego uygulamasını kullanan o kimseler. Nasıl kullanan kimseler? Diligently. Etkili bir şekilde, düzenli bir şekilde. Had scores, daha iyi notlara sahiptiler. Nerede? On multiple choice questions. Çoktan seçmeli sorularda. Yine burada bir tamlayıcı gelecek. That bu sefer soruları niteleyecek. That o sorular ki were 10 percentage points higher than those who used it last. Bu bütün cümleyi, yani sadece questions'ı değil, bütün cümleyi niteledi ki bu da, yani daha yüksek not aldılar ki bu da were 10 percentage points higher. %10 daha yüksekti. Neyden? Than those. O kimselerden ki who used it less. Onu daha az kullanan kimselerden. Bakın, çok uzun bir cümle çıktı karşımıza ama grameri bildiğimizde ve doğru böldüğümüzde anlamada bir sıkıntı olmuyor. Şuradan başladı. Burada bir cümle, şuna bir diyelim. Burada bir nesne kullandı. Nesne diyorum, özür dilerim. Zarf kullandı, mekan zarfı. Nerede? Hawaii Üniversitesi'nde. Şu a study of 19 students cümlenin öznesi. Şuradaki taking an economics course, bu student'ı niteleyen bir niteleyici. Showed, bu da cümlenin fiili. That ile başlayacak. Neyi gösterdiler? That de bundan sonraki cümlenin hepsi nesne olacak. Nesneyi bağlayan bağlaç. Bundan sonra hep iç içe geçmiş cümleler. Her birinin kendi içinde bir daha bir öznesi var. Bir daha bir öznesi yüklemi var. Bakın those demiş, who, whose, those'u niteleyecek. Serago'yu kullananlar diye de devam etmiş. Yani grameri bildiğimizde, şu yapıyı çözdüğümüzde ne kadar uzun olursa olsun cümleyi kolaylıkla anlayabiliyoruz. But ama here's what may surprise. Burada şaşırtıcı olan those, o kimseler ki who dismiss memorization. Ezberi ihmal eden kimseler için burada şaşırtıcı bir şey var. But here's what may surprise those who dismiss memorization. Ezberi ihmal eden kimseleri şaşırtabilecek bir şey var burada. Neymiş o? Those students, öğrenciler, o öğrenciler, yani bu programı iyi kullanan öğrenciler, nereye gittiğini iyi anlamamız lazım. Bu zamirlerin bilhassa nereye gittiğini, cümlede nereye döndüğünü iyi anlamak lazım. Bu those geliyor, daha buradaki 98 öğrenciye kadar dönüyor. Bu programı kullanan, bu ezber programını kullanan öğrenciler also had higher scores. Ayrıca daha yüksek notlara sahiptiler. Neydi? On question, sorularda calling for analysis. Analiz isteyen, analiz talep eden sorularda, analize dayalı sorularda da daha iyiydiler. Yani sadece ezbere dayalı sorularda değil, ezberi iyi olan öğrenciler analizde de daha iyiydiler. In fact, aslında their advantage on those questions, their, yine bunların ve bu zamir yine döndü buraya. Dediğim gibi zamirlerin nereye gittiğini iyi düşünmek lazım cümleyi doğru anlayabilmek için. In fact, their advantage, onların avantajları, yani bu ezber programını iyi kullanıp ezberini geliştiren öğrencilerin avantajları, zamir zaten bu işe yarar. Bütün bu cümleyi tekrar kurmamak için their demiş. Onların avantajları on those questions, bu tarz sorularda, was even higher. Aslında daha da yüksekti. Neyde daha da yüksekti? On the factual recall ones. Olgusal hatırlamalarda daha yüksekti. Ne kadar daha yüksekti? 16 points
16 not, yani sınav için not kullanılır Türkçe'de en doğrusu. Yani sayı, puan değil de Türkçe'de not diyoruz. Yani ezberi iyi olan olgusal sorularda daha iyiydi. Why, neden? These students, bu öğrenciler, who use Serago, Serago'yu kullanan bu öğrenciler, more, yani Serago'yu daha çok kullanan öğrenciler, were more likely. Bakın iki tane more gelmiş. Bunun ne olduğunu çözmek önemli. Neden? The students, öğrenciler, yine who geldi. Bunu niteledi ve bu sonraki cümleyi öğrencilere bağladım. Serago'yu daha çok kullanan öğrenciler were more likely, daha muhtemeldir ki, neydi? To say, şunu, o öğrenciler için şunu demek daha muhtemeldir. More likely to say, they could follow the lectures. Onlar dersleri daha iyi takip edebilirlerdi. They could follow the lectures. And their scores, ve onların notları on class quizzes, sınıftaki quizlerde were consistently higher, sürekli daha yüksekti. It seems, görünen o ki, say Harlow, Harlow isimli bilim adamı diyor ki, diyor, görünen o ki, that the knowledge you have retained, bilgi, o bilgi ki, burada yine bir which var, cümleden atılmış. O bilgi ki you have retained, zihninizde depoladığınız, zihninizde tuttuğunuz, ezberlediğiniz o bilgi ki helps you, size yardım eder. Nerede? Interpret, yorumlamada. Neyi yorumlamada? The next slide. Sıradaki slide'ı. Zihninizde tuttuğunuz bilgiler size sıradaki slide'ı yorumlamada yardımcı olur. Another way of putting this has to do. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. Bu another way of putting değişik bir yapı. Türkçe'ye birçok farklı tercüme verebilir. Birçok farklı şekilde çevirebiliriz kendi dil kabiliyetimize ve keyfimize göre. Bunu şöyle de diyebiliriz. Bunu demenin bir yolu da, bunu ifade etmenin bir yolu da working memory. İşler hafızayla ilgilidir. Yani bunu işler hafızayla da açıklayabiliriz. Which is, bu which işler hafızayı niteleyecek. Which is somewhat like, bir şekilde short term memory, bir nevi daha doğru oldu. Working memory, o working memory ki which, bakın which de tıpkı who gibi kendisinden sonraki cümleyi alacak, working memory'e döndürecek. O working memory ki bir nevi kısa süreli bellektir. The important point about working memory, bu işler hafızayla ilgili önemli nokta, the important point, önemli nokta, neyle ilgili? About working memory, bu işler hafızayla ilgili önemli nokta is'dir. Yine yukarıdaki gibi, bir dediğim gibi yargı cümlesi olduğunda İngilizce'de önce dirdir anlamını verecek ek gelir, bizde sona gelir, Türkçe'de sona gelir bu. The important point about working memory, bu işler hafızayla ilgili önemli nokta is, bir şeydir. Ne olduğunu şimdi göreceğiz. That şudur. It can only hold, sadece tutabilir, sadece ezberleyebilir. Hold burada tutmak demek ama ezberleyebilir manasında kullanılıyor. Buradaki it de working memory'e gidiyor. Şuradaki working memory'e gidiyor. Bu İşler hafıza sadece tutabilir, yani ezberleyebilir. Ne ezberleyebilir? A limited number of items. Sadece sınırlı sayıda şeyleri ezberleyebilir. Ne kadar? For a limited period of time. Sınırlı bir sürede sınırlı sayıda şeyi ezberleyebilir. Cümleyi baştan alalım. The important point about working memory. Bu işler hafızayla ilgili önemli nokta, önemli nokta, onun, buradaki it onun, sınırlı sayıdaki şeyleri sınırlı sürede hafızada tutabilmesidir. Long term memory, uzun süreli hafıza, on the other hand, bunun aksine, yani kısa süreli hafızaya, short term memory'e veya working memory'e kıyasla uzun süreli hafıza is virtually
Unlimited. Adeta sınırsızdır. The more items, daha çok şey, daha çok bilgi, burada konumuz olan şey zihnimizdeki bilgiler olduğu için bilgiler diyebiliriz. Daha çok bilgi, o bilgiler you can simply withdraw, kolayca alabildiğiniz, çekebildiğiniz, getirebildiğiniz nereden? From the long term memory. Because you have memorized them. Çünkü bunları ezberlemiştiniz. The fewer items, daha az yer, daha az şey. The fewer items take up, yer tutar, işgal eder. Nerede? Precious space, o değerli alanlarda. Nerede? In working memory, işler hafızanızda. Yani şunu diyor: uzun süreli hafızanızda ne kadar çok bilgi varsa ve siz bu bilgileri ne kadar kolayca çağırabiliyorsanız, bu kısa süreli hafızanın o değerli yerlerinde daha çok baskı yaratır. Ve siz mesela buradaki konu ders olduğu için dersi daha kolay takip edebilirsiniz. Burada önemli kelimelerden biri withdraw. Birçok anlamı var. Geri çekilmek, feragat etmek, alıp çekmek gibi. Buradaki anlamı işte zihinden kısaca geri getirmek, kısaca çekmek. Bağlamına göre biraz farklı bir anlam katıyor ama önemli bir kelime. Sözlük çalışması yapabilirsiniz üzerine. Bundan sonra cümlede devam ediyor. Bütün bunlar, bütün bu süreç leaving more space, daha fazla alan bırakacaktır. Ne için daha fazla alan bırakacaktır? Therefore absorbing. Orada emmek için, absorbe etmek için, emmek için, and analyzing ve analiz etmek için neyi? Yeni bilgileri. Yani uzun süreli hafızada daha çok ve kaliteli bilgi olunca kısa süreli hafızaya daha az baskı kuracağı için leaving more space, daha uzun bir alan yaratacaktır. Nerede? Ne için? There for observing and analyzing new information. Yeni bilgileri hızlıca edinmek, hızlıca emmek ve yorumlamak, analiz etmek için. Just as, tıpkı şunun gibi. Tıpkı ne gibi? Chess players. Satranç oyuncuları gibi. O satranç oyuncuları ki who have memorized chessboard. Satranç tahtasını ezberlerler. Yani satranç tahtasını ezberlemiş o oyuncular gibi. Şöyle alalım. Satranç tahtasının bütün karelerini. Satranç tahtasının bütün karelerini ezberlemiş o satranç oyuncuları gibi. Have more space in working memory. O satranç oyuncularının işler hafızalarında daha fazla yer vardır. Ne için daha fazla yer vardır? To strategize. Stratejiyi kurabilmek için. Neyde? Their moves. Hareketlerinde. Stratejiyi kurabilmek için. Yani bakın çok uzun bir cümle ve yan cümle aslında. Ana cümleye henüz geçmedi. Ana cümleye bağlayacak. Şöyle dedi: satranç tahtasını ezberleyen satranç oyuncularının hareketlerindeki stratejileri kurmak için zihinlerinde, işlek hafızalarında daha çok yer olması gibi öğrenciler de, o öğrenciler ki have memorized facts, bilgileri, olguları ezberleyen o öğrenciler de ne hakkında? About economics, iktisat hakkında. Have more capacity, daha çok kapasiteleri vardır. Neyde? To think critically, eleştirel bir şekilde düşünmekte. Neyde? About how to apply them, bütün bu bilgileri nasıl uygulayacakları hakkında kritik düşünmekte. Yani yine özetleyelim. Satranç oyuncularının satranç tahtasını ezberlediklerinde hareketlerine dair stratejileri daha kolay kurması gibi, çünkü işlek hafızalarında daha çok yer var. Öğrenciler de, hangi öğrenciler? Bu iktisat alanındaki olguları, bilgileri ezberleyen öğrenciler de have more capacity, daha çok kapasiteye sahip olacaklar. To think critically about how to apply them, bu ezberledikleri şeyleri nasıl uygulayacaklarına dair daha kritik
daha eleştirel düşünme kapasitesine sahip olacaklar. But those, ama o kimseler ki who frown on memorization, ezber üzerine kaşlarını çatan, kaş çatmak demek frown genel anlamı bu ama burada biraz daha somurtmak, ezber hakkında olumsuz düşünmek, gönderme var, mecazi bir gönderme. Buradaki anlayacağımız şey ezber hakkında olumsuz düşünen, ezbere burun kıvıran, aslında en güzel tabir bu. Ezbere burun kıvıran kimseler have another objections. Bir itirazları daha var. It's boring. Bu sıkıcı. Yani ne sıkıcı? Ezber sıkıcı. Here too, burada da Serego adlı uygulama has some evidence to the contrary. Bazı kanıtları var. Ne? To the contrary, bunun aksine. Yani onun sıkıcı olmadığına dair bazı kanıtları var. Researchers, araştırıcılar, o araştırıcılar ki used Serego, kullandılar Serego'yu. Ne olarak kullandılar? As part of a pilot program. Pilot program olarak kullandılar. Niçin? To help Syrian refugee children. Suriyeli göçmen çocuklarına yardım etmek için kullandılar. O çocuklar ki, burada yine bir participle geldi, çocukları niteliyor. O çocuklar ki living in Turkey, Türkiye'de yaşayan, overcome mental health problems, ve bu çocuklar da, Suriyeli göçmen çocuklar da overcome, üstesinden geldiler. Neyin? Mental health problems, zihin sağlığı problemlerinin, and language barriers, ve dil bariyerlerinin üstesinden gelmek için kullandılar. The children, çocuklar, who ranged in age, o çocuklar ki, ranged in age, yaş aralığındadırlar. Hangi yaş aralığındadırlar? From 9 to 14, 9'dan 14'e, yani 9-14 yaşlarında değişen çocuklar, used Serego, Serego'yu kullandılar. Niçin? To learn Turkish, Türkçe öğrenmek için. Not only did the kids using Serego learn the language better. Sadece olmadı bu çocuklar. Sadece bir şey, bakın, not only did. Sadece olmadı. Not only did the kids using Serego learn the language better. Yani Serego'yu kullanan çocuklar sadece dili daha iyi öğrenmediler. Neyden? Better than a control group. Diğer kontrol grubundan, bir pilot grup vardı, bir de kontrol grup. Diğer kontrol grubundan 78% also said, ve bunların %78'i, yani bu programı kullanan çocukların %78'i, they enjoyed using Serego. Serego'yu kullanırken çok da keyif aldıklarını söylediler. Even though, şuna rağmen, it didn't have the kid-friendly features. Güzel bir cümle çıktı. Buradaki even though, it, even though'e rağmen, yani bundan önceki yargının aksine bir ifade geçecek burada. Buradaki it Serego'ya gidiyor. It didn't have, o olmamasına rağmen, ne olmamasına rağmen? Kid-friendly features. Çocuk dostu özellikler, çocukların hoşuna gidebilecek özellikler. O özellikler ki that other interventions, diğer uygulamalar, diğer girişimler. Intervention da güzel bir kelime. Aslında müdahale demek. To intervene fiilinden geliyor. Müdahale demek burada daha çok girişim, uygulama manasında. O uygulamalar ki, diğer uygulamalar, that, o özellikler ki, kid-friendly features, o özellikler ki, that other interventions, diğer uygulamalar, in the pilot boasted, o pilot programdaki diğer uygulamaların çok kullandığı, çocuk dostu, genç dostu özellikler olmamasına rağmen bu Suriyeli mülteci çocuklarının %78'i Serego uygulamasını eğitici bulmuşlar. Minecraft, by contrast, aksine, one of the most popular video games, en popüler
Bilgisayar oyunlarından bir tanesi EverMade şimdiye kadar yapılmış. Was rated enjoyable. Eğlenceli olarak oylandı by only 65%. Sadece %65'i Minecraft'ı eğlenceli olarak nitelemiş bu çocuklar. Yani bu Serago programı ezberin sıkıcı olmak zorunda olmadığını bize gösteriyor. Gençler için, çocuklar için bir arayüzü özelliği olmamasına rağmen bunu kullanan Suriyeli mülteci çocuklar programdan keyif alabilmişler. Harlow, bu bilim adamının ismiydi. Harlow speculates that. Spekülasyon bizde biraz olumsuz anlamı var. Burada o olumsuz anlamıyla söylemiyor. İddia ediyor, öne sürüyor. Harlow speculates that. Öne sürüyor, iddia ediyor. Neyi? Şunu. Burada bakın öznesi geldi cümlenin. Cümlenin öznesi geldi. Burada fiili geldi. Ve bundan sonrası nesnesi gelecek cümlenin. Ve bu that bundan sonraki nesneyi buraya bağlayacak. Şimdi aslında hep deriz cümlelerde özne ve yüklem bir cümlenin oluşması için yeterlidir. Gramatik olarak yeterlidir ama her zaman anlamı vermez. Burada da öyle oldu. Harlow iddia eder, öne sürer. Yani neyi iddia ediyor, neyi öne sürüyor? Gerisi gelmedi. Harlow şunu öne sürer. The kids, çocuklar, were more engaged in Serago. Serago ile daha fazla içli dışlıydılar, daha fazla uğraşıyorlardı. Because, çünkü the end value, en sonundaki netice, the end value, en sonundaki fayda was clear to them. Onlar için çok açıktı. They could see, görebiliyorlardı. Burada da they, şuradaki kids'e gidiyor. They could see, görebiliyorlardı. Neyi? Neyi görebiliyorlardı? The benefit, yararın neyin? Of being able to communicate more. Daha fazla iletişime geçmenin yararını görebiliyorlardı. But that bu does raise a caveat. Bir ikazı, bir uyarıyı ortaya çıkarıyor. Mesela raise a question çok kullanılır İngilizce'de. Raise yükseltmek demek ama bizim dilimizde işte bir uyarı yükseltmek, bir ikaz yükseltmek, işte raise a question, bir soru yükseltmek pek kullanılmaz. İşte ortaya koyuyor, ortaya çıkartıyor, bir soru ortaya çıkartıyor. Caveat'ta uyarıdan çok biraz ikaz, ihtar gibi daha edebi, daha üst dilden bir kelime. Biraz daha bizdeki ihtar gibi. Like any educational intervention, herhangi bir eğitimsel girişim, uygulama gibi Serago's success, Serago'nun başarısı depends, bağlıdır. In large part, çoğunlukla bağlıdır. Neye? On whether learners, öğrencilerinin bir şey yapıp yapmamasına, ne bir şey olup olmamasına, ne olup olmamasına are motivated. Motive olup olmamasına. Yani diğer birçok eğitimsel uygulamalar ve girişimler gibi Sarego'nun başarısı da öğrencilerin motive olup olmamasına bağlıdır büyük oranda. And learners ve bu öğrenciler who need the intervention, bu tarz uygulamalara, girişimlere ihtiyacı olan öğrenciler the most may lack the motivation to use it. Çoğunlukla en fazla motivasyonu eksik kimseler olabilirler. For example, örneğin, in the University of Hawaii study, Hawaii Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada Serago benefited, fayda sağladı. Kime fayda sağladı? Students, öğrencilere. Nasıl fayda sağladı? Acutely, eşit derecede. Regardless of bakmadan, göz önünde bulundurmadan, sarf nazar ederek. Neye bakmadan, neyi göz önünde bulundurmadan? Of their previous GPAs. Onların bir önceki ortalamalarına bakmadan onlara fayda sağladı. And it narrowed the gap ve aradaki uçurumu kapattı. Ne arasındaki uçurumu kapattı? Between students, öğrenciler, o öğrenciler ki with high
and low GPAs overall. Yüksek not ortalaması ve düşük not ortalamasına sahip öğrenciler arasındaki açığı kapattı. But those with lower GPAs, ancak düşük not ortalamasına sahip öğrenciler were somewhat, bir şekilde idiler, ne idiler? Less likely to use Senego. Senego'yu daha az kullanmak eğilimindeydiler. Daha az kullanmak istiyorlardı. Nasıl diligently, onu etkili ve iyi bir şekilde daha az kullanmak istiyordu bu daha düşük not ortalamasına sahip öğrenciler. There are other reasons. Çünkü başka sebepler vardı. There are other reasons to view Sarago's results with caution. Sarago'nun bu sonuçlarını ihtiyatla ele almak için, with caution, ihtiyatla ele almak için daha başka sebepler vardı. The company isn't claiming, bu şirket iddia etmiyor. Neyi iddia etmiyor? Like some other online interventions, diğer online girişimlerin yaptığı gibi iddia etmiyor. Neye? To enhance memory, hafızayı geliştirdiğine, or critical thinking, veya kritik eleştirel düşünceyi generally, genel olarak. Its data, onun, yani şirkete gidiyor burada, company'ye gidiyor. Its data, onun dataları only shows, sadece gösterir, ortaya koyar. Neyi? Benefits, faydaları. O faydalar ki, burada yine bir participle faydaları niteleyecek. O faydalar ki, relating to the specific content users have studied. Sadece özel içerikle çalışan kullanıcıların faydalarını ortaya koyuyor bu datalar. And the benefits, ayrıca bu faydalar can depend, bağlı olabilir. Neye? On the quality, kalitesine. Neyin kalitesine? Of the content, içeriğin kalitesine. O içerik ki clients provide, o içeriği sunanların sağladığı, yani satıcıların, bu içeriği hazırlayanların sağladığı içeriğin kalitesine de bağlıdır. Benefits, faydaları. If the material, eğer materyal is, bir şey ne olacak, is unclear, açık değilse, or assumes more background knowledge, yahut gerektirir, ihtiyaç duyarsa, neye? Daha çok arka plan bilgisine, daha çok geçmiş bilgiye. Neyden? Than student possess, öğrencinin sahip olduğundan. It may be hard for them, onlar için zor olabilir. Ne zor olabilir? To understand, anlamak. Buradaki them de o daha şuradaki, bir önceki paragrafta kaldı sanırım. Şuradaki students'a gidiyor. Şuradaki those with lower. Daha buraya kadar gidiyor. It may be hard for them. Onlar için zor olabilir. Ne zor olabilir? To understand. Anlamak zor olabilir. Neyi? The information. Bilgileri. Nasıl, ne zaman? In the first place. Hemen, derhal, ilk elden anlaması zor olabilir. And that's, ve bu olduğunda, that's when memorization could be truly root. Ve bu olduğunda gerçekten de hafıza kuru kuruya bir ezber olabilir. Bu kuru kuruya ezber anlamını da hem root kattı hem de cümlenin kendi akışı kattı. And that's when memorization could be truly root. Ve böyle olduğunda ezber gerçekten kuru kuruya bir ezber olabilir. That's, learners may simply memorize. Bu da şu demek. Learners, öğrenciler, may simply memorize, sadece ezberlerler, information, bilgileri, o bilgiler ki they don't understand, yine burada bir cümleden atılmış which var. Nor is there evidence that, yahut şu demek değildir, bunu kanıtlıyor değildir, ne, Sarago, or any online intervention, veya diğer bir online çevrim içi girişim uygulama can substitute for good teaching. Eğitimin, iyi bir eğitimin yerini tutacak anlamına da gelmiyor bu. Amid growing concerns, gittikçe artan, telaş değil de concern'ı nasıl çevireceğiz? Kaygılar. Gittikçe artan kaygılar, gittikçe artan sorular, kaygılar
ortasında. Ne hakkında? About students, öğrencilerin bir şey hakkında. Neyi hakkında? Spending too much time. Daha fazla vakit geçirmeleri hakkında. Nasıl? Staring at screens. Ekranlara daha fazla bakarak. Yani about students spending too much time staring at screens. Öğrencilerin ekranlara daha fazla bakarak zaman geçirmeleri hakkında artan kaygıların ortasında. Along with data. Şununla beraber. Neyinle beraber? Şu datalarla, bilgilerle beraber. O datalar ki showing that gösteriyor. Neyi gösteriyor? Reading from screens. Ekrandan okumak. Rather than paper. Kağıttansa ekrandan okumak. Has a negative effect on comprehension. Algılama üzerine olumsuz bir etkisi vardır. It's worth bearing in mind that. Şunu akılda tutmak faydalıdır. It's worth bearing in mind that. Şunu akılda tutmak faydalıdır. A platform like Serago. Serago gibi bir program. Is only one possible competent. Tek muhtemel içerik sunandır. Tek muhtemel bileşendir. Neyin? Of a high quality educational experience. Yüksek kalitede bir eğitim tecrübesinin sadece tek muhtemel bileşenidir. Burada şirket tabii biraz kendi reklamını yapmış. Şahsen çok da öyle olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de ezberin önemine ve ekrandansa kağıttan okumanın önemine bahsetmesi açısından önemli. Neyse bakın çok uzun bir cümle. Sileyim şurayı. Çok uzun bir cümle. Buradan başlıyor. Buraya kadar devam ediyor. Ve iç içe geçmiş birçok cümle. Birçok bağlaç var. Mesela şuradan başladık. Bir cümlecik kurduk. Öğrencilerin ekrana bakarak daha çok vakit geçirmesine dair artan kaygılar arasında ve bu along with ve bu kaygılarla beraber dedik, bir uzun cümle daha geldi ve bunlarla beraber data showing that, şu bilgiler, şu veriler de gösteriyor ki reading from screens, ekrandan okumak, kağıttan okumaktansa ekrandan okumanın has a negative effect on. Algı üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair bilgiyle beraber şurada bir bilgi verdi. Bakın şurada bir bilgi verdi. Amid'le başlayıp screens'le biten. Sonra burada bir bilgi daha verdi. Along with'le başlayıp comprehensions'la biten. Ondan sonra şuradaki bir başka uzun cümleyle de bunu birbirine bağladı. Burada gramerin önemi ortaya çıkıyor. Bütün bu yapıyı kaliteli bir gramer bilgisiyle çözebiliriz. Ki burada kelimeler çok zor değil. Kullanılan diğer dağarcık, kelime dağarcığı çok zor değil. Çok daha zor kelimeler kullanılabilirdi. Ve gramer olarak da ağır bir cümle değil. Ona rağmen çözmemiz gereken çok fazla şey var. Bunları da ancak kaliteli bir gramer bilgisiyle çözebiliriz. Devam edelim. But what Serago's data does suggest is that. Ama Serago'nun verilerinin önerdiği şudur. Yani şunu önermiyor. Yukarıda anlattı. Eğitimin yerine geçeceğini önermiyor. Yahut içerik iyi değilse her zaman başarılı olacağını iddia etmiyor. Ama şunu öğretiyor. Neyi iddia ediyor ve öneriyor bu bilgiler? As cognitive scientists have long known, bu bilişsel bilim üzerine çalışan bilim adamlarının uzun süreden bildiği gibi, memorization, ezber, isn't antithetical. Antitezi değildir. Neyin karşıtı değildir? Neyin karşıtı değildir? To critical and analytic thinking. Eleştirel ve analitik düşünmenin karşıtı, tezi, mefhum muhalifi değildir ezber. It's what lays the foundation for it. Ve Serago'nun temelinde de bu yatar, bu fikir yatar. Serago'nun temelinde şuradaki it cümleyi niteliyor. It's budur
Yani bu fikirdir. What lays temelinde yatan, what lays the foundation for it, onun için. Buradaki it de Sergo'ya gitti. Buradaki birinci it cümlenin kendi iti, buradaki it ise Sergo'ya giden zamir manasındaki it. Yani Sergo'nun temelinde yatan şey ezberin, analitik düşünme ve eleştirel düşünmenin bir karşıtı olmadığıdır. And it isn't necessarily boring either. Ve ayrıca bu, buradaki it de ezbere gitti. And it isn't necessarily boring either. Ayrıca bu ezber sıkıcı da olmak zorunda değildir. In fact, there are lots of non-high-tech ways. Ayrıca, there are lots of non-high-tech ways. Birçok yüksek teknoloji gerektirmeyen yol vardır. Ne için? To make, yapmak için. What's called retrieval practice. Bu ezber tekrar idmanlarını, tekrar pratiklerini eğlenceli hale getirmek için de birçok yüksek teknoloji gerektirmeyen yöntem vardır. Yol diyor burada. Yol, usul, yöntem hepsi kullanılabilir. Still, hala it may be a while. Hala biraz vaktimiz olabilir. Hala biraz vakit olabilir. Ne için? Before people embarrass. İnsanlar kucaklamak demek ama kabullenmek daha doğru. İnsanların kabullenmesi için hala biraz vaktimiz olabilir. Neye? The idea of memorization. Ezber fikrini insanların kabullenmesi için hala biraz daha vaktimiz olabilir. Yani çok uzun yıllar ezber karşıtı öyle bir propaganda oldu ki insanların yeniden bunu kabul etmesi için hala biraz vakte ihtiyacımız var. Harlow says, Harlow diyor ki Sergo has encountered, Sergo programı ve girişimi has encountered, yüzleşti. Neyle yüzleşti? So much prejudice. O kadar çok ön yargıyla yüzleşti ve mücadele etti ki neye? Against the concept. Şu konsepte, şu görüşe dair. O görüş ki that de görüşü niteleyecek ve bütün bundan sonra gelen cümle konsepti niteleyecek. That they have had to be careful. O kadar çok ön yargıyla karşılaştılar ki they have had to be careful. Daha dikkatli olmaları gerektiğini anladılar. Neyde? About using, kullanmada. Neyi? Even the word memory. Ezber kelimesini kullanmakta bile, hafıza kelimesini kullanmakta bile dikkatli olmaları gerektiğini anladılar. Çünkü o kadar çok ön yargıyla yaklaştılar. So, okay. Ve tamam, öyleyse tamam. Let's use retention. Öyleyse hatırlamayı kullanalım. Ezberi kullanmayalım. Hatırlamayı kullanalım. Whatever you call it. Ne derseniz deyin. Its value, onun değeri, has been seriously overlooked. Uzun süredir onun değeri görmezden gelindi. And many learners, birçok öğrenici have suffered as a result. Bunun neticesinde de birçok öğrenici bundan büyük bir eziyet çektiler, sıkıntı çektiler. Metnimiz burada bitiyor. Dinlediğiniz için ve sabrınız için çok teşekkürler. Umarız faydalı olmuştur. Metni ve diğer gerekli açıklamaları linkte bulabilirsiniz. Herkese iyi günler.